Merhaba, The North Face Vectiv Summit Sky ile karşınızdayım. Vectiv serisine 2023 yılında katılan bu ayakkabı en hafif ve en hızlı model. Gördüğünüz ayakkabıları 85 kilometre kullandım. Bayağı taşlık yerlerde kullandım. Yıkamadan da size gösteriyorum. Ayakkabılarla ilgili sanırım 10 değişik koşu yaptım. Bunların bir kısmı 3-4 kilometreden 32 kilometreye kadar gitti. Belgrad Ormanı'nda koştum, İznik'te koştum ve Kemaliye'de koştum. Kemaliye'de hem dikey yarış koştum hem de 32 kilometrelik bozuk zemin de içeren uzunca bir dağ günü yaşadım. Ayakkabıyı önce tanıyalım. Vectiv 2.0 plakası var dedim. Boylu boyunca plakası var. Vectiv 2.0 plakalarda yan kanatlar var ve tabanda daha özel hafifleştirilmiş bir köpük kullanıyor North Face. Yine dışarıda bir kontrol grip var. Kontrol grip kauçuğu azaltılmış durumda. Sky özellikle yukarı doğru giden kısa teknik patikalar için yapılmış bir ayakkabı. Hafifletebilecekleri her yeri hafifletmişler. Ortaları köpük bırakmışlar. Ben Kemaliye'de çok bozuk taşlarda yan geçiş ve inişler de yaptığım için kauçuk olmayan yerler biraz daha fazla darbe aldı, yıprandı. Vertikal tırmanış ayakkabıları ya da bu sınıf tek tırmanış ayakkabıları genelde biraz daha kısa ömürlü yapıyorlar. Hafif olsun ve performans göstersin ama dayanması çok hedeflenmiyor. 272 gramla 42 numara için Vectiv Flight'tan da daha hafif, Vectiv Summit Pro'dan da 13 ve 14 gram daha hafif. En büyük farkı ayağı çok sarıyor. Parmakların ucu birazcık daha rahat olmakla beraber hala daha dar bir yere bastığınızı hissediyorsunuz. Oysa ki tabana doğru da genişliyor. Teknik dar basışlı yerlerde çok güzel performans gösteriyor. Çok kayalık yerlerde, Kemaliye gibi ki dikey yolu gibi keskin kireç taşlarına sahip orası da ayakkabı biraz daha fazla yanları darbe alıyor. Bu darbelerden köpük kısımlar etkileniyor. Ancak üstte kullanılan çok hafif ve örgü plastik oldukça dayanıklı. Ben bu performansı beklemiyordum. Summit Pro ile aynı üst yapısı var. Bazı yerlerde kesimler farklı. Yanlar hafif kevlar bazlı ve ripstop bir parça. Ayakkabının dili komple ayağa sarıyor mes gibi. Bağcıklar onun üstüne kapanıyor. Dolayısıyla taş girmesini önlüyor ve çorap gibi de sarmasını sağlamışlar. Bağcık yapısı asimetrik, iyi sarmak için. Kesimi enteresan, ayağınızı hakikaten çok iyi sarıyor ve sizi hızlı koşmaya doğru itiyor. Bunu tabii hafifliği sağlarken ve bu basışı sağlarken ayakkabının oldukça agresif ve en ince Vectiv tabanı olduğunu söyleyebiliriz. 17 milim, 22 milim, 4 milim drop. Drop'u da en düşük Vectiv. Bu natürele en yakın ve hızlı koşmaya zorlayan model. İyi kötü çirkin gibi anlatırsak şu ana kadar saydığım her şey neredeyse iyi. Çok taşlı yerlerde dayanamaması kötü bir özellik olabilir ama bu kadar hafif bir ayakkabı aradığınızda ve yastıklamasına göre hafif demem lazım. Yine de oldukça güzel. Ayakkabının yastıklaması okuduğum bazı yerlerde yorumlarda 30-40 kilometrelik yarışlar için diyorlardı. Doğrudan 1000 metre akım tırmanıp inip tekrar tırmanıp gittiğim 32 kilometrelik günün sonuna doğru ki öncesindeki birkaç günde uykusuzdum. Zeminde biraz daha fazla zorlandığımı hissettim. Burada son 2 aydır Summit Pro ve Endurist'lerle sürekli Endurist 1 ve Endurist 2 ile koşmanın ayağımı konfora alıştırdığını da kabul ediyorum. Sky doğrudan teknik zemin ve performans ayakkabısı olarak dikkat çekiyor. Ayakkabı son derece rahat. Ayağınızı sardıktan sonra koşmaya başlıyorsunuz. Yani bu bütün Vectiv'lerde enteresan bir şekilde başardıkları bir durum. Sky için henüz daha 84 kilometrede yırtırma emareleri yok. Hani kayalık yerlere taşa çok dayanıklı. Bunu biraz da
dikenlerde de deneyeceğim. Pro'da da oldukça dayanıklı olduğunu gözlemlemiştim bu ön yapının. Top desteği biraz yüksek. Rahatsız eder mi diyorsunuz? Etmiyor. Ayakkabının ayakta oynamaması ve topuğun sabitlenmesini sağlıyor. Bu diğer vektiflerden benim alışık olduğum bir şeydi ama belki ilk kez bununla vektif serisini deneyecek olanlar garipseyebilir. Kontrol grip tabanları 3,5 mm dişlere sahip. Çok yüksek sürtünmeye, ıslak, hafif kumlu kayaların üzerinde çok iyi tutuşa sahip. Ama çamur için değil biliyorsunuz. Burada çamur için Infinite modelinin 5 mm dişli olanını yapıyorlar. Onu henüz daha ayağıma giyip deneme şansım olmadı. Kimin için ve nerelerde koş? Gerçekten kısa patikalar için maksimum 30 km. Çok ıslak ve çamurlu olmayan geyik koşusu gibi teknik parkurlar için ideal. Geyik koşusunda 3 mevsim çok seri koşabilirsiniz bununla. Çamurda otopilot özelliğinize göre de 4 mevsim koşabilirsiniz. Maraton üstü mesafelerde iniş çıkış da fazlaysa biraz taban desteği az gelmeye başlayabilir. Çünkü 22 mm drop'tan ayrı olarak alıştığımız hani yol koşullarında bile daha kalın 25 mm'den aşağı topuk şeyleri kalmadı neredeyse ayakkabıları. Çoğu insan için ince gelecektir. Ayağınızın tabanı güçlüyse deneyebilirsiniz. Bence maraton altı 20 kilometreler, 28 kilometreler, 14 kilometre için ideal bir ayakkabı. Kullananlar varsa lütfen yorumlarınızı yazın. Merak ettim.